İyi akşamlar dilerim. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Sayın Doğan, Nevzat Doğan, Doğan ailesi ve değerli konuklar, bugün burada bulunmaktan son derece mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Sevgili Özgen Berkol Doğan, oğlumun Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik bölümü arkadaşıydı. Onu erken yaşta yetiştirmiş olmaktan son derece büyük üzüntü duyduk. Elbette en büyük üzüntüyü de ailesi duydu. Bunun için onları ne kadar teselli etsek boşuna. Bilim insanlarının böyle bir alın yazısıyla karşılaşmış olması son derece üzücü. Çünkü bilim insanları olsun, edebiyat insanları olsun, kendi mutluluklarını toplumun mutluluğunda arayan insanlar, o bakımdan bunun için büyük bedeller ödüyorlar. Sevgili Berkol'un böyle çok genç yaşta bir bilim insanının kaybı da gerçekten büyük bir üzüntü kaynağı. Ne var ki o şu anda yalnız değil, babası, ailesi böyle bir kültür merkezini adını vererek yaşatıyorlar. Bizler de buna sahip çıkıp mutlaka onun adını ve o adın kimliğinde bütün bilim insanlarını kucaklamaya çalışacağız. Bilim insanlarının, sanat insanlarının Türkiye'deki alın yazısı maalesef böyle. Bugün çok büyük bir rastlantı. Sanat dünyasından bir başka bedel ödeyen Nazım Hikmet'in de yaş günü. 113. yaş dönümü İstanbul'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlanarak anılıyor Nazım Hikmet. Nazım Hikmet 61 yıllık yaşamında 13 yılı cezaevinde geçirerek çok büyük bir bedel ödeyen kişi. Onun için bu konuşmanın başında ona da seslenmek istiyorum. Ey yüreği memleket sevdasıyla yanan adam, ey sevgili Nazım Hikmet, bugün senin doğum günün. Aramızda olsaydın eğer vatan sevdana katlanabilseydiler, eğer seni asmaya kalkmasaydılar, belki 1963'te değil, belki 2003'te, 2013'te ve canın gibi sevdiğin memleketinde bu dünyaya veda edecektin. Ama bunu da sana çok gördüler. Ve 48'inde vatana, 61'inde hayata veda ettirdiler. Oysa sen diyordun ki, Vala Nurettin'e yazdığın mektupta, bir köylü toprağını ve öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse, ben de Türk dilini öyle seviyorum. Bunun için binlerce dize yazdım, şiirlerin cezaevi duvarlarını deldi ve daha o günlerde 30-40 dilde ezberlendi. Geriye dönmeyi sevmediğin için doğduğun şehre dönmedin bir daha. Ama memleketini, mangal yüreğini parçalarcasına sevdin. Bugün senin 113. yaş gününü yüreğimizde yurt sevgisi, hayallerimizde özgür Türkiye özlemiyle kutluyoruz. Ve sen cileyin diyoruz ki, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine olması gerekir. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Nazım Hikmet. Sana saygılar, sevgiler. Büyük şair, yazar, düşünür, vatansever.
Evet, böylece parantezi kapatıp yeniden konumuza dönebiliriz. Bugünkü konumuz Oktay Akbal'a mektuplar. Oktay Akbal'a mektupların kahramanı Oktay Akbal. Oktay Akbal Cumhuriyet'le yaşıt bir edebiyatçı, öykücü, romancı, denemeci, çevirmen ve gazeteci. İlk ve orta öğrenimini Fransız okullarında yapıyor ve İstiklal Lisesi'nden mezun oluyor. Bir süre birçok edebiyatçı gibi o da hukuk fakültesi, edebiyat fakültesi gibi yüksek öğrenime başlıyorsa da bitirmeyip hemen edebiyat alanına atılıyor ve ilk yazısını, ilk öyküsünü Servet Fun'un dergisi de yayınlıyor. Servet Fun dergisi 1896'da kurulan bir dergi ve Türk Edebiyatı'nın en uzun süreli dergilerinden biri. 54 yıl yayın hayatında kalmış. Bu yeni yazı kabul edildikten sonra 1928'de Uyanış adını almış ki Oktay Akbal'ın çalıştığı dönem de bu uyanış dönemi olması gerekir. Oktay Akbal dedesi Ebu Bekir Hazım Tepeeran Türk Edebiyatı'nda bir yol açıcı romancı, Küçük Paşa adlı romanı yazarak 20. yüzyılın ilk köy romanını yazmış. Dolayısıyla soydan gelen bir edebiyatçılık da var Oktay Akbal'da. İlk kez 19 yaşında öyküsünü yayınladıktan sonra o yıllarda tanıştığı ve bu mektuplar kitabında da en uzun mektubu olan Kenan Harun bir dostlukla başlayan bu tanışmışlık yıllarca sürüyor ve 200'e yakın mektup içerisinde en çok mektubu 36 mektupla Kenan Harun yazıyor. Kitapta yer alan daha az sayıda 7-8 mektup var. Oktay Akbal bu hem gazeteci olarak çalışması hem de bir taraftan yayın hayatında yazılan yayınlaması döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1947-1951 yılları arasında çalışıyor. Daha sonra 1951 ile 1959 yılları arasında Vatan Gazetesi'nde ve 1972'de Barış Gazetesi'nde kısa bir süre yazıyor. Oysa ondan önce 12 Ekim 1969'da Cumhuriyet Gazetesi'ne giriyor köşe yazarı olarak. Evet, hayır köşesine yazmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi 12 Mart döneminde gazete yönetime gelen ve tutucu olduğu olması nedeniyle okuran büyük tepki gösterdiği dönemde birçok yazar gibi Oktay Akbal da yönetimden ve yazarlıktan ayrılmıştır. Dolayısıyla bu 9 aylık dönemde Barış Gazetesi'nde yazıyor. Yeniden Cumhuriyet'e dönmeden önce Milliyet Gazetesi'nde 1992 ve 99 yılları arasında aynı köşeyi sürdürüyor. 99'dan da 24 Mart 2014'e kadar, yani bir yıl öncesine kadar da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığını sürdürüyor. Bu arada Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu'nda yer alıyor. Kültür Bakanlığı'nda Yayın Danışma Kurulu'nda görev yapıyor 1978-79 tarihleri arasında. Türk Edebiyatçılar Birliği'nin kurucularından oluyor. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın 3. Genel Başkanlığı'nı yürütüyor. 1989-95 yılları arasında. Ve bu süre içerisinde birbiri ardından 50'ye yakın öykü, roman, deneme ve çeviri kitapları yayınlanmış oluyor. Yayınlanan kitaplar içerisinde
1959'da Sait Faik Hikaye Armağanı. İki kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Güncel Yazı Ödülü, 1997 Seda Simalı Ödülü, 2005 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazanıyor. Ve Orhan Kemal 2000'de de Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanıyor. Oktay Akbal denilince Türk Edebiyatı'nda Sait Faik ve Sabahattin Ali'den sonra bir kilometre taşı, öykücülüğümüzde bir kilometre taşı akla geliyor. Aslında bir taraftan Oktay Akbal düşsel bir romancı, bir taraftan gerçekçi bir romancı. Yani önce kendi gerçeğiyle başlıyor, evdeki herhangi bir objeyle ya da bahçedeki kendini ilgilendiren bir objeyle, olayla başlıyor. Ondan sonra konuyu düşsel bir takım olaylarla geliştirerek o öyküyü tamamlamış oluyor. Yazdığı romanlar içinde Suçumuz İnsan Olmak, Erdoğan Tokatlı yönetiminde 1986'da filme de çekildi. Bugüne kadar yazdığı kitapların 14'ü öykü, 5'i roman, 25'i deneme, anı, günce ile iki çocuk kitabı olmak üzere az önce söylediğim gibi 50'ye yakın kitabı var. Evet, Oktay Akbal'la tanışıklığımız çok çok eskiye dayanır. Ondan da kısaca söz etsem iyi olur diye düşünüyorum. Benim ilk kitaplarımdan biri 1940 kuşağı adlı incelemeydi. Edebiyatımızda 1940 kuşağı adlı incelemeydi. Çıkışının hemen ilk haftasında 3 Mart 1977 tarihinde Oktay Akbal 1940 kuşağı konusu başlıklı bir yazı yazdı ve beni eleştirdi. İyi bir eleştiriydi. Yani 1940 kuşağı denilince bunlar mı akla geliyor değil. Benim yaptığım incelemeyi, antolojiyi bir anlamda hem bana işte yol göstererek hem de kitabı tanıtarak değerlendirmiş oldu. O bakımdan tanışıklığımız 1977'den bu yana böyle karşılıklı isim olarak da var. Ama yüz yüze geldiğimiz dönem sanırım 2000'li yıllar olmalı. Tabii bu eleştirmesi güzel bir şey. Üstelik de hiç kimseyi kırmadan yapan bir kimliği de var Oktay Akbal'ın. Bu bakımdan her zaman için büyük bir saygı ile onun kitaplarını okuttuk. Böyle bir kitabı derlememi birkaç yıldır kendi istiyordu mektupları. Çünkü 2010 yılından bu yana Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka beldesinde yaşıyor eşi Ayla Hanım'la birlikte. İstanbul'dan da elini eteğini çekmiş durumda ve giderken de bu mektupları bir hazine olarak 70 yıldır koruduğu sakladı bu mektupları götürmüştü. Bana da birçok kez sana vereceğim onları kitap yap diyordu. Sonunda ben de nazlanmayıp bunu aldım, üstlendim ve böyle bir mektubu yaptım. Güzel bir yayın evinden çıktığı için de son derece mutluyum. Bugün buluşmamızı sağlayan da bu mektuplar oldu, hiç kuşkusuz. Mektupların çıkışı basında gerçekten epeyce yankılandı. Bu yankıları da sırayla aktarsam iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Oktay Akbal'ın son ziyaretlerimden birinde çekmiştik bunu.
Evet. Evet, bu da Akyaka'daki kütüphanesinden olmalı. Tarihi de 1998 olabilir. Evet, az önceki resmin çekildiği ev ve eşi Ayla Hanım'la birlikte. Evet, bu da ünlü kitabımızın kapağı, Oktay Akbaba Mektuplar. Bu da basın duyurusu. İlk tanıtım yazısı gördüğünüz gibi kapakta yer alıyor. 13 Kasım fuarın açılış günlerinde 3 Kasım 2014. Evet, yapılan Gamze Akdemir'in elinde yapılan söyleşisi.